Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle yerleşmelerin dokusundan bahsedeceğiz ve Türkiye'deki yerleşmelerin dağılışından bahsedeceğiz. İlk olarak birinci sorumuza baktığımız zaman aşağıda dünya haritası verilmiş ve üzerinde 5 farklı yer işaretlenmiş. Bu yerlerin hangisinde yerleşme faaliyetleri daha yoğundur demiş. Arkadaşlarım biliyorsunuz ki ilk yerleşmeler bizim için önemliydi. Ancak bundan sonraki dönemlerde teknolojinin ve sanayinin gelişmesiyle birlikte bazı noktalar fazlasıyla gelişmiştir dedik. Bu yerlere baktığımız zaman arkadaşlarım şunu göreceğiz. Bir numaralı yerde Kayalık Dağları var. O yüzden yerleşim sık değildir. İki numaralı yerde Ant Dağları bulunur. O yüzden yoktur çok fazla. 4 numaralı yerde Amazon Havzası var arkadaşlarım. Pardon, Kongo Havzası bulunuyor. Bu yüzden sık ormanlar bulunuyor. 5 numaralı yerde de arkadaşlarım Himalayalar bulunduğu için bu alanlarda çok fazla nüfus yoktur. Ancak 3 numaralı alanda arkadaşlarım hem orta kuşak karası olması hem sanayi devriminin teknolojinin gelişmiş olması nüfusun fazlasıyla fazla burada yerleşmesine neden olmuştur. O yüzden bu alanda hem gelişmişlikten hem de alansal durumdan dolayı C şıkkı doğru olarak karşımıza çıkacak. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörlerden biridir demiş. Beşeri faktör dediğimiz zaman aklımıza direkt ne geliyor? İnsanların yapmış olduğu faaliyetler geliyor. O yüzden iklim değil, toprak türü değil, jeolojik yapı, su kaynağı bu saydıklarımın hepsi doğaldır arkadaşlarım. Ancak insanların bir yerden başka bir yere herhangi bir amaçla ulaşım yapması, ulaşması nedir? Yerleşmeyi etkiler ve beşeri faktörler içinde yer alır. Bu yüzden B şıkkı doğrudur. Üçüncü soruya baktığımız zaman, üçüncü soruda bize Türkiye haritası verilmiş ve numaralandırılan yerlerden hangisinde engebeli arazi şartlarına bağlı olarak seyrek yerleşme vardır diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar biz Türkiye'de genel itibariyle ne dedik? Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar ve yükseltiye bağlı olarak da eğim ne yer şekilleri de çeşitlenir dedik. O yüzden arkadaşlarım baktığınız bu bölgelerde mesela Bursa'yı vermiş, Bursa Ovası olarak birazcık daha kuzeye verse ne diyeceğiz? Uludağ'ı ele alabiliriz. Çeldirici olarak vermiş. Bu 4 numaralı alan kıyı kesimde ancak arkadaşlarım düz bir noktada yer alıyor. Akarsu Vadisi noktasında. 3 numara Tuz Gölü çevresi, 5 numara da Mardin Eşiği dediğimiz düz arazi içinde bulunur arkadaşlarım. Ancak 1 numaralı yer nedir? Yer şekillerinin çeşitli olduğu dağlık engebelik bir arazi olan bölgemizdir. Bu yüzden seyrek nüfuslanma söz konusudur. Dördüncü soruya baktığımız zaman diyor ki bize iklim şartlarının uygun olduğu verimli topraklarda yerleşmeler yoğundur. Bu türlü yerleri örnek olarak verilenlerden hangileri gösterilebilir demiş. Arkadaşlarım bakın verimli topraklar önemli. Verimli toprakların bulunduğu alanlar Türkiye'de nerelerde? Daha çok delta ovaları dediğimiz noktalardı. Yani akarsuyun denizle buluşmuş olduğu noktalarda. Çünkü burada taşınmış toprak yani alüvyal toprak vardı ve bu yüzden burada bu alanlar verimliydi. Bunlardan bir tanesi Çukurova'dır arkadaşlarım. Diğerlerine baktığınız zaman işte Çarşamba Bafra Ovası'nı söyleyebilirsiniz. Silifke Ovası'nı söyleyebilirsiniz. Çukurova'yı söyleyebilirsiniz. Büyük Menderes, Küçük Menderes'i söyleyebilirsiniz. Gediz Greveni'ni söyleyebilirsiniz arkadaşlarım. Bunlar delta ovaları olarak karşımıza çıkıyordu. Bir diğer noktada da arkadaşlarım Bursa Ovası biliyorsunuz ki dağ eteği ovasıdır. Burada biriken malzeme Uludağ'dan gelen malzeme ova içinde yayılmıştır ve verimli bir arazi oluşturmuştur. Ve tabii ki kuzeyinden gelen denizden gelen nemli havada burayı ne yapmıştır arkadaşlarım? Toprak konusunda verimlileştirmiştir deriz. Taşeli Platosu ve Yüksekova arkadaşlarım hem yükseltiden dolayı hem de iklimsel zorluklar diyelim, iklimsel zorlukların fazla yaşanmasından dolayı bu alanlarda fazlasıyla verimli toprak göremeyiz. Bu yüzden arkadaşlarım 1 ve 2'yi göstererek 3 ve 4'ü göstermeyiz. Yani Adana şıkkını doğru olarak ele alırız. 5. soruya baktığımız zaman diyor ki bize verilen şehirlerden hangileri kavşak noktalarında bulunmaz. Yolların kavşak noktasında bulunmayan bir tanesini soruyor bize. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yerleşmeyi etkileyen faktörlerden bir tanesiydi ki en önemlilerinden bir tanesiydi. Çünkü ulaşımın olduğu yerde gelişim söz konusudur. Bundan dolayı da arkadaşlarım biz
Bazı şehirlerin geliştiğini biliyoruz. Mesela Afyonkarahisar. Hem kıyı Ege'nin İç Anadolu ile bağlantısını kuruyor arkadaşlarım. Hem de kuzeyden güneye doğru inişleri sağlıyor deriz. Eskişehir geçiş noktası, büyük şehirler arasındaki bir geçiş noktası olarak karşımıza çıkıyor. Kayseri, Erzurum, Doğu Anadolu'ya doğru giderken kavşak noktası görevini görür arkadaşlarım. Ancak Kırklareli'ne baktığınız zaman böyle bir olay söz konusu değildir. Diğerlerine göre de daha az ulaşım yollarına sahip olarak gelişimi daha azdır deriz. Altıncı soruya baktığım zaman Türkiye haritası verilmiş ve bu numaralı yerlerden hangisinde dağınık yerleşmeler söz konusudur diyor. Arkadaşlarım biliyorsunuz ki dağınık yerleşmeler için bizim iki maddeye ihtiyacımız var. Bir yer şekilleri, iki su döngüsü. Yani yağışın fazla olduğu, iklimsel olaylı olan yağışın fazla olduğu noktalarda ve yer şekillerinin çeşitli olduğu noktalarda, çeşitli derken engebeli arazi olduğu noktalarda diyoruz arkadaşlarım. Seyrek yani dağınık yerleşmeler söz konusudur. Biz bunu 5 numaralı yerde görürüz diyelim. 6 bu yüzden E şıkkı olacak. 7'ye baktığınız zaman arkadaşlarım yerleşmelerin dağınık doku özelliği göstermesinde verilen unsurlardan hangileri etkili olmaktadır? Arkadaşlarım su kaynakları, yer şekilleri biraz önce de bahsettik zaten. Bunlar olmazsa olmazımız. Ve ekonomik faaliyetinize göre arkadaşlarım sizin bulunduğunuz bölgedeki dağınık mı toplu mu yerleşirsiniz bunlar etkilenir. O yüzden bu sorumuzun cevabı E şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. 8. soru. Aşağıda verilen iklim bölgelerinin hangisinde ahşap meskenlerin yaygın olması beklenir demiş. Ahşap meskenleri biz nerede görüyorduk arkadaşlarım? Bir düşünelim. Türkiye'de mesela Karadeniz'de görüyorduk. Doğru mu? Türkiye'de Karadeniz'de görüyorsak o zaman hemen şunu düşünün. Karadeniz'in iklimi nasıldı? Yağmurlu, sürekli yağış var, puslu bir hava söz konusu. Burada da baktığınız zaman arkadaşlarım ahşap meskenleri daha çok biz yağışın fazla olduğu noktalarda görürüz. Yani A şıkkının bulunduğu noktalarda karşımıza çıkıyor. Karasal iklimlerde arkadaşlarım biz daha çok neyi görürüz? Kerpiç evleri görürüz. Tundra Akdeniz ikliminde taş evleri görmeye çalışırız. Kutupta da kardan yapılmış, buzdan yapılmış igloları görürüz arkadaşlarım. Bu yüzden A şıkkı doğru olarak karşımıza çıkıyor. 9. soru. Yerleşmelerin kır yerleşmesi ya da şehir yerleşmesi olduğunu belirtmede çeşitli kriterler söz konusudur. Bu kriterlere baktığımız zaman arkadaşlarım aşağıdakilerden hangisi ele alınmaz diyor. Ekonomik faaliyet türlerine göre değişir. Evet çünkü faaliyetler gelişmişse şehir, gelişmemişse ya da işte tarımla uğraşırsan, kırsal sanayi ve hizmetle uğraşırsan şehirsel noktasındır. Nüfusun eğitim düzeyi ve miktarı aynı şekilde önemlidir. Sosyal ve kültürel hizmetler farklılık gösterir. Çalışan nüfusun sektörel dağılımı önemlidir. Bu kriterlerden bir tanesidir. Ancak arkadaşlarım çevresindeki yerleşim birimleri çok da önemli değildir. Şehir mi kır mı olduğunuz için. Hani bulunulan bölgedese eyvallah ama değil arkadaşlarım. Çevresindeki etkileri soruyor. 10. soru. İlk yerleşmelerin kurulduğu yerlerin genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez demiş. Baktığımız zaman arkadaşlarım ilk yerleşmeleri nerede görüyoruz? Biz daha çok su kaynaklarına yakın ve yer şekillerinin sade olduğu ancak güvenliğin de sağlanabileceği, barınabilecekleri noktaların bulunması önemlidir. O yüzden arkadaşlarım barınak için uygun malzemelerin bulunduğu yerler önemlidir. Yer şekilleri tarımsal faaliyete uygun yerlerde demiş doğrudur. Ilıman iklim koşullarının görüldüğü yerlerdir demiş doğrudur. Su kaynaklarına yakın yerlerdir doğrudur. Ancak arkadaşlarım doğal bitki örtüsü gür ormanlar olduğu yerlerde diyemezsiniz. Çünkü düşündüğünüz zaman Mezopotamya ilk yerleşim yeri olarak karşınıza çıkan bu noktada arkadaşlarım gür ormanlar değildir. Gür ormanlar yerine daha çok bozkır yatakları söz konusudur. O yüzden D şıkkı yanlış olarak gösterilir, söylenir. 11. soruya baktım. Yerleşmelerin deniz seviyesinden yüksek ekotordan kutuplara gidildikçe genellikle azalır. Bunun sebebi de güneş ışınlarının geliş açısı biliyorsunuz. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangi ikisinin yerleşme üst sınırının deniz seviyesinden diğerlerine göre daha yüksek olması beklenir. Yani kısaca size diyor ki arkadaşlarım sıcak olan bölgeye bakacaksın.
Ekvator çizgisi üzerindeki ya da işte ekvatora en yakın noktalara bakacaksın. Niye? Çünkü güneş ışınlarının geliş açısı bu alanlarda 90 dereceye yakındır. 90 derecedir ya da buna yakın noktalardır deriz. Bu şekilde güneş ışınları geldiği zaman arkadaşlarım ne olacak? Orada ısınma fazla olacak. O yüzden insanlar daha çok ısınmadan ziyade bu alanlara yakın noktalarda arkadaşlarım ne yapıyor? Yükseklere çıkıyor ki yaşam koşullarının daha da uygun olduğu noktalarda yaşayabilmeleri için diyelim. O yüzden arkadaşlarım baktığınız zaman bu çizgi üzerinde en yakın noktalar neresi olarak karşımıza çıkıyor? 2 ve 3 numaralı noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden C şıkkı doğru olarak karşımıza çıkacak. D şıkkı, bakın şurada 4 numarayı gösteriyor ancak Avustralya'nın güneyinden bahsediyor arkadaşlarım. O yüzden ekvatora daha uzaktır. 2 ve 3 daha yakındır. Karıştırmayalım. 12. soru. 12. soruda parçada boş bırakılan yeri doldurmanız istendi. Parçada diyor ki Anadolu tarihi boyunca uygun iklimi, yer şekilleri, verimli tarım alanları ve otlakları ile yerleşim alanı olmuş bir bölgedir. Bunun yanında ticari fonksiyonları ile dünyanın en eski ticaret yolu arkadaşlarım dikkat edin. En eski ticaret yollarının geçtiği bir güzergah olmuştur. Bilimsel veriler ışığında dünyanın en eski tapınağının bulunduğu yerdir diyor. Bu da çok önemli. Anadolu'nun ne kadar eski bir yerleşim alanı olduğunu bize kanıtlamaktadır diyor. Arkadaşlarım şunu biliyorsunuz. Kendi yakın güncel konularınızı takip ettiğiniz zaman da konumuzu anlatırken de arkadaşlarım Göbekli Tepe'den bahsettik. Göbekli Tepe'de biliyorsunuz ki beşeri bir yapı söz konusu ve burası en eski yerleşim alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı C şıkkı doğru olarak karşımıza çıkacak. 13. soru. Göçebe olarak yaşayan ve küçükbaş hayvancılıkla geçinen yörükler haritada numaralandırılan alanlardan hangisinde yoğun olarak bulunmaktadır? Arkadaşlarım yörük dediğimiz zaman biliyorsunuz ki göçebe yaşamaya devam ediyorlar. Günümüzde Türkiye'de de belirli bölgelerde kaldılar ki bunlar da arkadaşlarım nerede karşımıza çıkıyor? Akdeniz çevresinde Toroslar'da karşımıza çıkıyor diyoruz. O yüzden bir numaralı noktada yoğun olarak bulunan hatta kara keçili, sarı keçili dediğimiz yörük topluluğu bulunur arkadaşlarım. Son kalan noktalar bu alandır Türkiye için diyelim. 14. soruya baktım. 14. soruya baktığımız zaman bize diyor ki arkadaşlar verilen yukarıda Türkiye'de yerleşmelerin dağılışını etkileyen bazı faktörler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen nedenlere bağlı olarak yerleşmelerin az olduğu yerlerden biri değildir? Yani yerleşmelerin çok olması, bununla birlikte nüfusun çok olmasına bakacağız ve kuraklık, engebe, önemli yolların uzanında kalması gibi nedenlerden uzak olacak. Artvin yöresi arkadaşlarım nedir? Engebeli bir arazidir ve önemli ulaşım yollarına uzaktır. Menteşe yöresi dağlık bir arazidir. Hakkari platosu dağlıktır. Tuz Gölü civarı da arkadaşlarım tuzludur. Ancak Samsun bölgesinde böyle bir durum söz konusu değildir. Samsun yöresi gelişmiş bir noktadır arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Kuraklık yoktur. En düz bir arazidir ve ana yollar üzerinde bulunur ve bundan dolayı da yerleşme fazladır deriz. 15. soruya baktığımız zaman Türkiye'de kır yerleşmelerinin toplu ya da dağınık olması verilen özelliklerden hangilerine bağlıdır diyor. Biz ne dedik? Yer şekillerinden bahsettik. Yer şekillerine göre değişiklik gösterir dedik. Ve zaten bir numarayı bulduğunuz zaman sadece bir şık kalıyor. C şıkkı. Ve tabii ki de iklim şartları önemli arkadaşlarım. Çünkü sıcaklık ve yağış dengesine göre bu alanda insanlar yayılışını, dağılışını sağlayacaklar diyoruz. Bu şekilde arkadaşlarım yerleşmeler konusunu komple bitirmiş olduk ve genel tekrar da yapmış bulunmaktayız ve sorularımızı da güzellikle çözdük. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bana tekrar ulaşmanızı sizden rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.